Şimdi burada bildiğimiz toplama arkadaşlar. Yani biz işte 131 ile 549'u toplayacağız. Alt alta toplayabilirsin, yan yana toplayabilirsin. Yani öğrenci: Hocam işte ben yan yana toplamayı bilmiyorum ya. Önemli değil yani. Şimdi sen bunu alsan şöyle yazsan ne olur? Zaten hani topladın. Burası 0 oldu. İşte komşuya 1 verdik. 7 oldu, 8 oldu. Buraya geldi 680. Bunu evimiz yaparız değil mi? İşte burası 100, burası 500 topladım 600. İşte 31 ile 49'u topladım 80. 680. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Basit. Yani birinin toplama. İşte buna geldik mesela. İşte burada toplamalar var. Hocam işte sırayla gitmek zorunda mıyım? Yok sırayla gitmene gerek yok yani. Mesela ben buradaki 8 ile buradaki 2'yi topladım 10. Yazdım mı? Bunlarla benim işim kalmadı. Zaten parantez aldım gitti. Şimdi oraya 10. Şuraya getirdim 10'umu ekledim. Mesela ne oldu burası? 240. Demek ki artık benim onunla işim kalmadı. 240, 340, 460. Bakın 240, 340, 460. Şimdi bakın siz bunu şöyle düşünebilirsiniz. 200 var, bir de elimde 40 var. Hani kafadan yapmak istersek örnek veriyorum. 300 var, bir de elimde 40 var. Ne var? 400 var, bir de elimde 60 var. Şimdi 200, 300, 500. 400 daha 900. Şimdi benim elimde 900 var. Ya da yan yana alt alta toplayacaksınız arkadaşlar. Yani ikisinden biri. Şimdi şunu da şunu topladım. 100 de buradan geldi. Ne yaptı? 1000 oldu. Bu da bir de 40 geldi. Bakın bunların hepsini topladığım zaman ne geliyor? 1040 cevap oluyor. Yani sırası yok. Toplamaların, çıkarmaların bir sırası yok arkadaşlar. Yani şöyle adım adım gidebilirsin. Hani böyle böyle sırayla gidebilirsiniz. Yani illa benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın adım adım sırayla gidebilirsiniz. Yani şunu topladım 238. işte bunu getirdim yaptım 578 oldu. İşte burası 978, 980, 1040 geldi. Yani mesela hani böyle şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Sırayla da gitseniz aynısını bulacaksınız. işte mesela böyle bir şey oldu. Hocam sırayla gitsem. İşte burayı topladım 27. Burayı topladım 42. Burayı topladım 58, 68, 75. Olur mu? E olur. Yani hani nasıl istersen öyle olur. Fark etmez. Şurayla şurayı toplasan 30 değil mi? Burayla burayı toplasan 30. Ortada 15 var. E topladım ne oldu? 75 oldu. Arkadaşlar yani toplamanın bir sıralaması yok. Kafana göre artık nasıl sana uyuyorsa hangisi senin kolayına geliyorsa o şekilde toplayabilirsiniz arkadaşlar tamam Evet örnek 4 arkadaşlar. Şimdi burada bir çıkarma var. Şimdi çıkarmalar, toplamalar. Yani şimdi komple sıfır olan arkadaşlar buralarda zorlaşabilirler. Yani zorlanabilirsiniz. Bunlar normal. Sizin burada çıkarma işte 13'ten onu çıkardım. Bu basit. Bak bu en basit. Buradan bunu çıkardım. 3 var elimde. Tamam. Yeniden yazıyorum. 3 artı 6 eksi 5 artı 1. İstersen şöyle yapabilirsin. Hani buradan şöyle yapalım. Şurayı çıkarayım ben. 6'dan 5 çıktı 1. Şimdi ne oldu? Hepsi artıya döndü. 3 artı 1 artı 1. Ne oldu? 5 oldu. Ya dediğim gibi yani ortayı da yapabilirsin. Şimdi önce burayı yaptım. Sonra burayı yaptım. Sonra hepsini topladım mesela. Olabilir yani. Tamam arkadaşlar? Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Herhangi bir sıralaması yok. Fark etmez. Sıralama yok. Tamam mı? Yani toplama çıkarma en basit matematik. İşte 1550'den 350'yi sonra 150'yi sonra 50'yi sonra 10 çıkaracağız. Sonra 11 ekleyeceğiz. 1550'den 350'yi çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. İstersen şöyle yapabilirsin. 1550'den işte 350'yi aldım çıkardım. 0 0 2 1. İlkokul matematiği. 4. sınıfın konusu. Belki de 3. sınıf konusu. Yani bu bu şekilde yapabilirsin. Şimdi böyle yaptım burası ne oldu? 1200 oldu. Sonra bir 150 çıkaracağım. Bir 50 çıkaracağım. Şimdi 150 ile 50'nin toplamı ne yapar? 200 çıkaracağım. Yani totalde 200 çıkarıyormuşum gibi düşün. 1200'den 200'ü çıkardım. 1000. 1000'e 11 ekledim. Ne oldu? 1011 oldu. Var mı buraya kadar? Bir sorusu olan var mı arkadaşlar? 5 tane örnek. Temiz. Bildiğiniz adım adım matematik. Nasıl? Mutlu musunuz? İyi mi böyle? Hep böyle anlatsak olur mu? Hep böyle anlatayım değil mi? Çok seversiniz. Peki. Peki. Burada bir sıkıntımız yok. Yorulunca söylersiniz ara veririm ben. Siz bana bakmayın. Ben alışkınım ama tabii iki aydır anlatmıyorum ama alışkın biriyim. Yani hani ben çok anlatırım. Siz baktınız yoruluyorsunuz. Hocam yoruldum diyeyim. Ben size ara vereyim. Şimdi burada 148, 32. 200'den 148 çıkaracağım. Bak şimdi. 200'den 148. Belalı konumuz. E ne olacak? Komşuya gideceğim. Komşu da yok. Öbür komşuya gideceğim. Öbür komşudan buna bir onluk atacağım. Onluktan buraya bir onluk atacağım. Burası 9 olacak. Oo, ne gerek var ya? Buradan bir tane çıkardım. Bunu 199 yazdım. Buradan bir tane çıkardım. Bunu 147 yazdım. Gördün mü? Bak her ikisinden birer tane çıkardım. Çıktı. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 4 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. Ne oldu? 52 oldu. Bak gördün mü? Anlarsın. Bak burası 52. Basit. 52'den 32 0 20. Mis. Yani komşuya gitmeye son. Komşuya artık gitmiyoruz. Biliyorsunuz artık devir değişti. Eskiden komşuya gidiyorduk. Şimdi artık komşuya da gitmiyoruz. Komşudan bir şey de istemiyoruz. Bir de çağa göre matematiği güncelledik. Şimdi 1660, 360, 1400 sırayla gidebilirim. 60'lar ürünü götürsün istiyorum. ve dolayısıyla 360 diyorum. Bunlar ürünü götürse zaten şu elemanla işim yok artık. Burası 0, burası 0, burası 3, burası 1300. 1300'den 1400. He, geldim güzel konuya. 1300'den 1400 çıkar mı? Ne çıkıyor arkadaşlar 1300'den 1400 çıkınca? Evet, buyurun. Alalım cevapları. 1300'den 1400'ü çıkarırsak ne çıkar? Çıkar mı, çıkmaz mı? Peki. Peki. En azından bunu biliyoruz, değil mi? Çok şükür. Şimdi yani çıkar mı? Çıkar. Niye çıkmasın arkadaşlar? Matematik her şeyde çıkar. Şimdi şöyle düşünün. 1300 lira cebimde para var. 1400 lira borç aldım. Hani öyle düşünün veya 1300 liram var. 1400 lira da borcum var. Karda mıyım zararda mıyım? Bu kar bu zarar. Kar olduğunu nasıl anlıyorum? Bu pozitif. Pozitif olduğunu nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? 1300'ünün de artı yok ki. Ben şöyle yazmadım ki. Artı 1300 yazmadım ki. Buna eksi 1400 yazdım. Mesela bunun eksisi var. Bunun artı olduğuna belli. Yukarıda öyle bir şey yok. İşaretler sol tarafta olur ve hiçbir şey yazmıyorsa artı'dır bu arkadaşlar. Değil mi? Bakın sol tarafa bakacaksınız işaretine. Yani bu eksi, bunun eksisi. Şu elemanın eksisi tamam mı? 1300'ü bağlamaz o. Öncesine bakacağım. Bu arkadaşın öncesinde bir şey var mı? Yok. O zaman bu pozitiftir. Bu arkadaşın öncesinde bir şey var mı? Var. O zaman bu arkadaş negatif. 1300 lira param var ama 1400 lira borcum var. Hala 100 lira içerideyim. Çıkarma işlemi yaparsınız. Hangisi büyükse onun işaretini getirir önüne koyarsınız. Burada hocam artıları kendi aralarında evet zaten yan yana koymuşum. Bakın görüyorsun. Mis gibi topladım 580. Eksileri kendi aralarında toplasam sonra çıkarma işlemi yapsam olur mu? Olur. Adım adım gitsem olur mu? <laughs> ya o da olur. Yani şimdi siz 580'den 330'u çıkarıp sonra bulduğunuzdan 140'ı çıkarıp olur mu? Olur. 580'den 330'u çıkarıyorum. 580'den. Bakın ben nasıl anlatıyorum sana? Ya ben böyle adım adım yaparım işte 0 0 5 8'den 3 çıktı 5 5'ten 3 çıktı 2 ne oldu 250 çıktı, çıktı çıktı bitti. İşte ben öyle yapmıyorum çünkü niye biliyorum sen zorlanıyorsun o zaman alt alta yaz gitsin yani çok da önemli değil. Nasıl çözdüğünüz önemli değil ki ÖSYM gidiş yolunuzdan size puan vermiyor arkadaşlar sonucunuza bakıyor. Dolayısıyla gidiş yolunun hiçbir önemi yok. Önemli olan sonuçtur. Sonuç. Evet. 250'den 140 çıkardım. 0, 1, 1. Ne oldu? 110 oldu. Geldim. İşte 150, 150, 150, 150, 150. E buradan düşünebilirsin. 150'den 150'yi çıkardım. 0. 150'den 150'yi çıkardım. 0. Elimde kaldı bir eksi 150. O zaman cevap eksi 150. Adım adım yapabilirsin. Ya bu şöyle de olabilir arkadaşlar. 150 artı 150 eksi 150 eksi 150 eksi 150. Aynı mantık bak. Bu bunu götürdü. Bu bunu götürdü. Kaldı 150. Not alabilirsiniz. Zaten bu notu size gönderdim. Bu not sizde yok mu arkadaşlar? not var. Notu zaten size gönderdim. Notu çıktı olarak alın. Notu çıktı olarak alacaksınız. Almak zorundasınız. Önünüzde kalacak. Çalışacaksınız. Akşamına video izleyeceksiniz. Bir sonraki gün geleceksiniz bizimle beraber izleyeceksiniz. Ne olmuş olacak? Öğrenmiş olacaksın ama yeter mi? Yetmez. Çok soru çözmen lazım. Arkadaşım, tamam? Pratik yapmak için çok soru çözmek lazım. Evet. Not alın arkadaşlar. Not alın. Not alın. Hiç sıkıntı yok. Nasıl çalışacağınıza siz karar verin. Yani her kişinin anlaması farklıdır. Kimisi not alarak çalışır. Kimisi tekrar ederek çalışır. Kimisi birine anlatarak çalışır. Yani herkesin bir anlama, algılama kapasitesi var. Herkes farklıdır yani. Tamam. Dolayısıyla sizin yönteminiz, sizin işinize yarıyorsa yeterli. Önemli olan seni geliştiriyor mu? Geliştiriyor. Ama çok tekrar lazım arkadaşlar yani bunu bilin yani hani bunun bilincinde olmanız lazım zorlanmanız da normal yani bunları normal kabul ederseniz bazı şeyler zorlanıyorum ya yani yanlış anlamayın affedersin işte ben geri zekalı mıyım yani bu kadar zorlanıyorum bu normal değil yani falan. normal ya normal normal sen ilk defa matematik öğreniyorsun yani her türlü her yerde zorlanman çok normal yani bekle oğlum bekle Ee, örnek 10 arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi buradan 0'dan 5 çıkacak. Çıkar mı? Çıkar. 0'dan 5. 0 zaten yok arkadaşlar. Yani bunu burada hiçbir şey yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Yani o şekilde yapabilirim. Eksileri kendi aralarında. Artıları kendi aralarında. Bakın. Eksi 5. Eksi 6. Eksi 7. Görüyor musun? Bak. Şimdi ben sana bir soru. Eksi 2, eksi 3, eksi yeter. Bunun cevabı ne arkadaşlar? Önce bunu bilelim. Kim ne biliyor görelim. Eksi 2, eksi 3'ün cevabı nedir? Evet, eksi 2, eksi 3'ün cevabı nedir? Eksi 5 mi? Yoksa 5 mi? Eksi 5 mi? 5 mi arkadaşlar? Eksi 5 mi? Artı 5 mi? <laughs> Sanki şey gibi oldu yani böyle imtihana tabi tutar gibi oldu. Kimseye bir şey söylemiyoruz yani tamam mı? Artı da olsa eksi de olsa hiç önemli değil. Yani olabilir. Öğrenmek için buradasın. Normal. Şimdi arkadaşlar bak şimdi diyorsun ki diyor ki öğrenci şimdi bu eksikler mantıklar nereden geliyor? Hocam eksi ile eksi artı olur. Doğru mu? Hani şimdi öğrencinin mantığı bu. Eksi ile eksi artı olur hocam. Tamam da senin bahsettiğin eksi ile eksi şu. Bak 2 eksi eksi 3. İki tane eksi arada hiçbir şey yoksa böyle de olsa olur. Bakın arada hiçbir şey yok. Arada bir şöyle bir 1, 2, 3, 5 gibi bir şey yok. Arada hiçbir şey yok. Tamam mı arkadaşlar bakın karıştırmayın. Arada hiçbir şey yok. Parantezin önemi yok. Eksi ile eksi artı olur. 2 artı 3'ten 5 olur. Bak şimdi bunu anladınız mı? Ama burada bakın eksi ile eksinin arasında sayı var. O zaman eksi ile eksi artı olmaz. 2 lira borcum vardı. 3 lira 3 lira daha borç aldım. Etti 5 lira borcum var. Tamam. Bakın böyle düşünün. 2 lira borcum vardı. 3 lira borç aldım. Etti 5 lira. Hatta bunların pratiklerini öğreteyim ki size. Ne nereden geliyor? Nasıl oluyor? Bunu düşünün. 2 lira borcum vardı. Eksi eksi 3 lira geldi. Ne oldu? Eksi ile eksi kavga etti. Çünkü par parantez kalkacak. 2 lira borcum vardı. 3 lira cebime para geldi. 1 lira karım var. İster artı 1 yaz. ister 1 yaz. Fark etmez. Bak şimdi aradaki mantıkları anlayın. Aradaki mantıkları anlayın. Ne nereden geliyor? Şimdi dolayısıyla şimdi bu mantığa göre sıfırın madem bir hükmü yok. Burası bir olsa da olur. Fark etmez tamam mı? Bakın. Şurada 5 lira borcum var. 6 lira borç aldım. 7 lira borç aldım. Borç almaya devam ettim. 11 18 lira borcum var. 8 lirasını verdim. 10 lira borcum kaldı. Anladınız. Eksi 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 Borç borç borç. Sonra cebime para geldi ya da borcumu verdim. Cebimdeki gelir gidere bakıyorum. Sonuca karar veriyorum. Tamam. Oturur. Çok soru çözerseniz oturur. Çözmezseniz oturmaz. Parantezi kaldırırsanız ifadeler çarpılır. Çarpılır. Çarpmak. Çarpıyoruz. Neden çarpıyoruz? Şimdi işte ifade bu. Bak şimdi çarpmak ne? Eksi t ile eksiyi çarparsanız sonuç artı olur. Yani eksi 2 çarpı eksi 3 sonuç artı 6'dır arkadaşlar. Eksi ile eksiyi çarparsanız artı olur. Eksi ile artıyı çarparsanız eksi olur. Artı ile eksiyi çarparsanız eksi olur. Zıtları eksidir. Artı ile artıyı çarparsanız artı olur. Yani eksi 2 çarpı 3 eksi 6 Eksi artı çünkü 1 eksi 1 artı. Amacımız bu. Parantezde bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Mantığımız bu şekilde. Evet bir önceki sorumuz şöyle. Burası eksi 18. Burada artı 8 var. Eksi 18 artı 8 cevap eksi 10. Şöyle ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Zaten dersin sonra bunu zaten yükledim yani. Bu var zaten hani izleyin mutlaka. Yani nereden geliyor ne anlatıyoruz. Dediğim gibi yani zaten bunlar var. Hani bu anlamda şanslısınız. Hoca ne anlatacak zaten elinizde bir veri var. Ona göre çalıştığınızda hoca zaten bunu anlatacak. Ben en azından bunu izledim. Çünkü çalışarak biz notları niye önden size gönderiyoruz? Çalışın, izleyin, verimli olsun. E, i̇zledim yarısını anladım hocam. Çok güzel. Bak sıfırdın yarısını anladın. Şimdi bir de geleceksin benden dinleyeceksin. %30 da benden olsa etti %80. Boştun. Yüzde seksen verim oldu. Sonra biraz daha tekrar ettin çalıştın mı o yüzde yüze çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Birkaç tekrar lazım. Bol bol soru çözmek lazım. Şimdi pratik şart. Şimdi bak eksi eksi görüyor musun? Eksi eksi artı olur. Anladınız. Eksi ile eksi çarparsanız artı. Buradaki eksi eksi. 2 ile 3'ü topladım. Artı 5 eksi 4. 5'ten 4'ü çıkardım artı 1. Anladınız? Bitti. Bu kadar adım adım gidince çok tatlı oluyor. Öğrenci diyor hocam diyor siz anlatınca diyor sanki matematik diyor şiir gibi geliyor diyor. Ama ben diyor baş başa kalınca diyor ki kabus gibi oluyor diyor. Yani bu ve mücadele ederek olur. Hocam ne yapalım? Parantezi kaldıralım, içini mi yapalım? Parantezi de kaldırsan, içini de yapsan aynı sonucu bulursun ama Kafan karışmasını istiyorsan parantezin içini yap. Şimdi 4 eksi şu eksiye karışma. 3'ten 6 çıkar mı? Çıkar. 3 küçüktür. 6 büyüktür. Küçükten büyük çıktı. Sonuç ne oldu? Eksi 3 oldu. Artı eksi var. Bak karıştırmayalım. Şöyle görüyor musun? Artı eksi. Artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksidir arkadaşlar. Dolayısıyla parantezi kaldırdığım an burası 2 olacak Anladın ama burada parantezi kaldırdığım an şuraya görüyor musun bak parantezi burada kaldırdığım an eksi eksi artı olacağından dolayı 4 artı 3 eksik sade hale getirdikten sonra çözümü kolay arkadaşlar bakın sade hale getirmek lazım 4 ile 3'ü topladım 7 7'den 2'yi çıkardım 5. Geldik. Parantez içini hallediyoruz. Tamam. Burada bakın. Eksi 100 artı 50. 100 lira borcum var. 50 lirasını verdim. 50 lira borcum kaldı. Parantezi koyuyorum. Yani bakın 120 eksi parantez bir yere gitmiyor. Eksi 50. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. Şimdi eksi eksi artı olacak. 120 artı 50. Artı eksi eksi olacak. Eksi 2. 170 eksi 2. 168. Evet. Bu da böyle. Dördü siz yapın. Bekliyorum. Buyurun. Dörtteyiz. Sizdeyiz. Buyurun. Arkadaşlar yapsınlar. Ben bekliyorum dört. Evet Emsal Hanım hoş geldin. Bu sene iyi çalışacaksın. Çok çalışacaksın. O sene bu sene. Öykü evet, sen de hoş geldin. Evet. Çalışmayanı dövüyoruz arkadaşlar. Grup olarak aldığımız karar. Bakın çalışmayanı dövüyoruz. Sonra hoca bizi dövdü filan. Yani hiç öyle şey yapmayın, darılmayın tamam mı? Bir katıldık bir yere. Hoca bizi dövdü filan. Çalışmadık. Hoca da bizi dövdü. Evet. Buyurun. Ne buldunuz? Eksi 21'i bulmuşsun. Herhalde yanlış buldun sanıyorum. 3 bulanlar var. 3 bulanlar çoğunlukta. Eksi 21'i yanlış buldun. Yanlışını kontrol et. Evet. Başka? Şimdi 3 müdür acaba? Belki eksi 21'dir. Yani bilemiyoruz ki. Olabilir. H hmm. 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 Evet, pe 3 müdür? 3 çoğunlukta bakalım. Şimdi buradan parantez için önemli. 4'ten 5 çıktı eksi 1. Biliyoruz yani değil mi? 4'ten 5 çıktı eksi 1. 7'den 8 çıktı eksi 1. Şimdi 3 eksi 1 eksi 6 eksi 1. Bu ne demek? Şimdi 3 eksi 1 eksi 6 eksi 1 ne demek arkadaşlar? Yani şimdi burada öğrencinin kafası karışıyor. Şimdi öğrenci bunu şöyle düşünürse bakın ben hatalarınızdan bahsedeyim ki nerede nerede yaptığınız hata yaptığınızı çok anlarsınız. Siz bunu 3 eksi 1 olarak yazarsanız bunu da 6 eksi 1 olarak yazarsanız 3'ten 1 çıktı 2 6'dan 1 çıktı 5 2'den 5 çıkarırsanız eksi 3 budur. Hmm. Acaba bu mudur? Sen bunu nasıl bu şekilde bu hale getirdin? Parantez vardı. Sen parantezi kafana göre kaldırdın. Arada parantezi kaldırdın ama işlem yapmadın. Bak 6 eksi 1 yaptım, Bu parantez hükümsüz dedin yani. Senin demek istediğin şu an bu. Ama o şekilde olmaz ki. Parantezin bir hükmü olmak zorunda. Bu ne demek? Şöyle bir ifade varsa şu ifade arkadaşlar siyahla çarpayım yapayım. Bakın şu bu ifade çarpma demek. Çarp. Bu ifade çarp demek. Yani 3 kere 1 3. Ama nasıl 3? Eksi 3. 6 kere 1 6. Nasıl 6? Eksi 6. Bak bir eksi var. Bir eksi 6 da ben geldim. Görüyor musun? Bakın şöyle de düşünebilirsiniz. Ya da şöyle düşünün. Şimdi kafan orada karışacaksa şunu yapacaksın. O zaman bütünsel yaklaşacaksın. Şöyle çarpacaksın. Eksi 6 eksi 1 çarptın. Ne oldu? Şurası o zaman artı 6 oldu. Gördün mü? Bak o zaman burası artı. 3 ile 6. 3 lira borcum vardı. 6 lira gittim. Param var. Ne kadar şeyim kaldı? 3 lira param kaldı. Bakın ifade şöyle. Şimdi burada da öğreteceğim. O yüzden çok şeyi takılmayın. Bunun anlamı ne? Yani bu şekilde parantez biz bilerek yazıyoruz. Yani hani nerede ne gerekiyor? Ben biliyorum öğrenci nerede takılır. Şimdi bunun amacı çarpmadır arkadaşlar. İfadenin işlemini yaptıktan sonra 2 ile çarpacaksınız. Buradaki 2'den çıkaracaksınız. Bu bu. Eğer öğrenci 2'den 2 çıktı 0 hocam. 3 ile çarptım 0 oldu. Dediğin an 0 olur. O zaman olmaz. Tamam mı arkadaşlar. Bakın bu çarpma. Yani mantığını anlayın. Çarpmak. Sonradan tekrarınızı mutlaka yapın arkadaşlar. Tamam mı? 3'ten 3 üç çıktı 0. 3'ten 3 çıkmıyor artık. Eksi 3 eksi 3. Bakın ne dedim 3 lira borcum vardı. 3 lira daha borç aldım. 6 lira borcum oldu. Dolayısıyla buranın sonucu eksi 6. Şimdi biz 2 eksi 2 eksi 6. Bu ne demek şimdi? Bak bu şuradaki ifadeyle buradaki ifadeyi aslında çarpıyorsunuz. Yani bu şu eksi 2 ile eksi 6'yı çarpmak demek arkadaşlar. Eksi ile eksi çarpılırsa ne olur? Artı olur. Dolayısıyla 2 artı 12 cevap 14. Evet zorlanabilirsiniz. Normal. Yani bu kısımlar çünkü parantezin önündekinin anlamı ne? O ne işe yarar? Nereyle nereyi çarpacağım? Arkadaşlar bakın bu 2 değil. Şimdi ben sana bir soru sorsam. Desem ki bu kaç? Bu kaç? 6 hocam. Arkadaşım bu 6 değil. Bu eksi 6. Çünkü o 6'ya ait olan bir işaret. Eksi 6'dır dışarıdaki. 6 dersen olmaz. O zaman çarpmanın bir anlamı olmaz. Tamam mı arkadaşlar. Burası karışır. 4 ile 5'i ne yapıyorsunuz? Tekrar ediyorsunuz. Üzerinde çözüyorsunuz. Ben nerede yapıyorum? Bakın bunu yaptıktan sonra içeridekilerle çarpıyorum. 3 kere 1 3 ama eksi 3. Niye? Bu artı bu eksi. Eksi 3. Eksi eksi çarpım artı oldu. Artı 6. 3 6 artı 3. İşlemi yaptım. Eksi 2 ile 6'yı çarptım. Eksi eksi artı. 6 kere 2 12. 2 ile topladım. 14. Tamam arkadaşlar. İşte çarpma bölme o. Oh. Birbirine denk işlemlerdir. Genellikle arda, arda verilmez. Verilse bile aralarında parantez olur. Eğer parantez yoksa işlem sol taraftan sağ tarafa doğru ilerler. Yani çarpma mı önce gelir? Bölme mi önce gelir? Bunlar ard arda işlemlerdir. Denk işlemlerdir. Yani önce çarpma sonra bölme yapamazsınız. Ya da önce bölme sonra çarpma da yapamazsınız. Ard arda gelen ifadelerdir bunlar. Yani dolayısıyla denk ifadelerdir. Ama önce toplama mı deseniz? Hayır önce çarpma. Önce çarpma ya da bölme. Önce çarpma. Bakın önce çarpma ya da bölme. Bu ikisi birbirine denk çünkü. Sonra toplama çıkarma arkadaşlar. Tamam mı? Bakın böyle bu şekilde düşünebilirsiniz. Çarpma bölme denk ifadeler. Önceliği yoktur. Soldan sağa doğru ilerliyoruz yani hani çarpma mı yapacağız, bölme mi yapacağız? Sol taraftan sağ tarafa ilerleme yapıyoruz. Evet, şimdi bak ne oldu? Tek tek çarpacağım. 6 15 2 5. Ama ne var? Mesela biz genelde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çarpma yapmadan önce karar veriyorum. Sonuç artı artımıdır, eksi midir? Eksiler var. İki tane eksi var. Şuraya bir eksi daha koysaydım. Üç tane eksi olurdu. Eksi çarpı, eksi çarpı, eksi. Eksi eksi artı oldu. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi oldu mesela. Hani böyle düşünebilirsiniz. Ama iki tane eksi var. Demek ki eksi ile eksiyi çarparsam sonuç artı oluyor. Demek ki yani buranın sonucu komple artı bir şey çıkacak. Kaç artı? 6 çarpı 15. 6 ile 15'i çarparsam 90. 2 kere 5 10. 2 çarpı 5 10. 90'la ile 10'u çarpacağım. Çünkü her tarafta çarpım ifadeleri var. Çarptığım zaman 900. Tamam. Sırayla çarpma gidiyoruz. Şimdi burada eksi 4 çarpı 0. Hocam 0 var. Tamam bu 0 kesin. Ne alakası var? Arada toplama var çıkarma var. Hani öyle düşünün. Toplama var, çıkarma var. İfade sıfır mıdır? Yani normalde evet cevap sıfırdır. Niye? 4 kere sıfır sıfır. Artısı eksisi önemli değil. Hocam eksi sıfır olur mu? Olmaz. Artı sıfır olur mu? Olmaz. Eksi sıfırlar artı eksi. Yani karışık. Şimdi sıfırın işareti yok ki. Sıfır nötr bir ifadedir arkadaşlar. Artısı eksisi olmaz ki sıfırın. Dolayısıyla 0. Peki bu ifade geldik şuraya. 8 eksi 2 çarpı 4. Evet 8 eksi 2 çarpı 4. Şimdi burada öğrenci şuradan 8'den 2'yi çıkarıp 6 bulup 6 ile 4'ü çarparsa 24 buluyor. Ama 8 eksi 2 çarpı 4. Önce 2 ile 4'ü çarpıp 8'den 8'i çıkarırsa da 0 buluyor. İşte o yüzden işlem öncelikleri çok önemli. Evet. Üçüncü sorudan sonra ara veriyoruz. Anladın? İşlem önceliği çok önemli. Nerede ne yapacaksın? Şimdi bunu bilmediğiniz zaman olmaz. Öncelikle ne dedik? Çarpma. Çarpacaksın. 8 eksi 2 kere 4. 8 sonuç 0. Tamam. Evet. <laughs> Peki. Üçüncü örnek. Buyurun. Sizdeyiz. Eksi 20 çarpı 2. 9 eksi 10 eksi 42. Evet ne buldunuz? Eksi 2 mi? Peki. Şimdi parantez içi. 9'dan 10 çıkar mı? Çıkar. 9'dan 10. Şurası. 9'dan 10 çıktı. Eksi 1. 9'dan 10 çıktı. Eksi 1. Şimdi. Eksi 20. Çarpı 2. Çarpı. Eksi 1. Eksi 42. Bak ifade bu. Şimdi normal değilimizde kalan ifade bu. Şimdi bu ney? Bakıyoruz. İşte bütünsel olarak yaklaşabilirsiniz. Bakın buranın tamamı eksi 20 eksi 2 eksi 1 eksi eksi 2 de artı oluyor. Buradaki 2'nin işareti artıdır. Yanında bir şey yok çünkü eksi eksi artı olur. Yani siz bunu 20 çarpı 2, 40 artı 40 olarak görebilirsiniz. Artı 40. Eksi 42. Cevap eksi 2. Evet. Örnek 4'ü de yapalım. 4 ve 5 moladan önceki sorularımız olsun. 4'ü ve 5'i yapıyoruz. Buyurun. İlk günden sizi çok yormayayım. Çalışacaksınız daha çok. Çalışacaksınız. 16'dan 3 çıktı. 13. 13'ten 4 çıktı. 9. Değil mi? Bak şimdi. 9 bölü 9 artı 3 eksi 4. Şimdi öncelikle bölme. Öncelikle bölme. Sesim kesilmemesi lazım. Muhtemelen sizin internetinizle alakalı. Sesim kesik kesik mi geliyor? Söyleyin. Peki. Yani muhtemelen sizin internetinizle alakalı arkadaşlar. Peki. Ya Zoom, Zoom'da da bazen böyle takıntılar oluyor arkadaşlar. Yani hani <laughs> Zoom biraz e, çok kullanılan bir program biliyorsunuz. Yani hani çünkü herkes kullanıyor. E İlla ki bir ağırlığı oluyor programın. Şimdi 9'u 9'a böldük. Bakın önce bölme işlemi yapıyorsunuz. 1 artı 3 eksi 4. A bunun cevabı 0. Teams'te de sorun var diyorlar sanki ya. Biz bayağıdır zoom kullanıyoruz. Teams pek kullanmadık. Ama Teams ile ilgili de sanki öyle şeyler var. Duydum ben. Bakıyordum öyle. Hani bilmiyorum. Şimdi çok bilmediğim bir alanla ilgili de almıyor mu Teams? Teams kayıt almıyor mu? Yani biz ücretli sürümünü kullanıyoruz Zoom'un. Muhtemelen onun ücretli sürümü de kayıt alıyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Ama Zoom'u herkes biliyor. Zoom kullanıyoruz ya. <laughs> e, sesim iyidir ya. Seste sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hoparlör kullanıyorum. yani. Bence sorun olmaması lazım. Evet. Örnek 5 arkadaşlar. Aradan önceki son örnek. Evet buyurun. Sizdeyiz. 6 eksi 14 eksi 4 çarpı 5. 4 kere 5 20. 20. 6 eksi 14 eksi 20. Şimdi yani eksileri öncelikle toplayabilirsiniz. Bakın burada eksiler var tamam mı? Gördün burayı toplayabilirsin. İki tane eksiyi toplayabilirsin. Çünkü bunları borç olarak düşünebilirsin. 6 lira var. 34 lira borç var. 6 liram var. 34 lira borcum var. 28 lira borcum kaldı. Anladınız? Basit arkadaşlar. Bakın buralar. Evet şuradan. eee Ne buldunuz örnek altıyı? Örnek altı. Ne buldunuz? Bulamadınız. Olur. Sıkıntı yok. Yani o kadar zaten ya. Başka bir şey yok. Bölüyorsunuz. Çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Basit yani. 36'yı 3'e böleceksin zaten. Basit. Aldın 36'yı 3'e böldün. Burası zaten 12. 21'i 7'ye böldün. E zaten 3. 12'den 3 çıktı. Cevap 9. Bu kadar basit. Evet. Örnek 7 arkadaşlar. Payda niye eşitleyeceğiz ki? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Payda eşitlemeye gerek yok. Zaten bölünüyor. O daha var onlara ya. Şu an onun aşaması değil bu zaten. Yani payda eşitleme doğru bir şey değiliz. Rasyonel sayılara geçtiğimizde görürsünüz. 11 lira borcum var. 22 lira daha borç aldım. 30 lira daha borç aldım. Hani öyle düşünün. 33 63 lira borcum oldu. Bakın. Eksi 63 lira borcum oldu. 9 daha eksi 7. 9 kere 7. 63. Tamam. Bu kadar. Peki. Buraya kadar tamamsınız. Örnek 8. Evet böyle yavaş yavaş. Ya dediğim gibi daha başlangıç olduğunuz için birinci aşama olduğunuz için çok zorlamıyor. Yani hani bu öğreniyorsunuz adım adım. Yani gittikçe böyle e, yine basit seviye ama hani konulara göre değişir. Yani mesela köklü sayılar ne kadar basit olursa olsun illaki yorucu olur. Yani işte üstü sayıların basit kısmı var, zor kısmı var illaki. Ya bu işte toplamın çıkarmanın dört işlemin konusu. Şimdi bunu yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Buyurun. Yani karışır. Eksiler artılar. Karışır. Karışması normal. Eksileri artıların karışması başlangıç aşamasında normal arkadaşlar. Eksiler artılar karışır. Evet. Evet. Hmm. Evet, bunu ne buldunuz arkadaşlar? Ne buldunuz? 8'i ne buldunuz? Eksi -2 mi? Peki bakalım. 30'dan 36 çıkaracağız. 30'dan 36'yı çıkaracağız. Ne bulduk? Eksi -6. Eksi -6. Bak şimdi adım adım gidelim, tamam mı? adım adım gidelim. Ne olduğunu bakalım. Şimdi burada bir de çarpma var. Bakın kafanız karışmasın. Çarpmayı yapalım. 2 kere 3 6. Yani buranın sonucu eksi 6 değil mi? Şurası eksi 6. Yani eksi ile beraber eksi 6. Şimdi bunu yerine yazdığımızda <laughs> bakın yerine yazdık. 2 eksi parantez şurada bölme işareti var. Eksi 6. 3 eksi 6. Şimdi böyle bir şey kalmadı mı? Şimdi burada yapacağımız şey ne? Şimdi çarpma bölme aynı şeylerdir. Yani siz e, 6'yı 2 ile çarptığınızda 12 buluyorsanız 6'yı işte eksi 2 ile çarptığınızda eksi 12 bulacaksanız 6'yı eksi 2'ye böldüğünüzde de eksi 3 bulursunuz. Yani artı eksi muhabbeti var ya aynı pozitif olan bir sayıyı negatif olan bir sayıya böldüğünüzde negatif bulursunuz. İşte mantık bu. E, bu negatif burası negatif. Burası pozitif. Negatif bir sayıyı pozitif bir sayıya böldüğünüzde sonuç negatif çıkacaktır. Yani burası bakın şurası eksi 2. Şimdi bunu nasıl düşüneceksiniz? 2 eksi bir eksi 2 de burada var. Böyle yazayım ki anlayın. Eksi 6. Şimdi eksi ile eksi çarpılır. Bakın görüyor musunuz? 2 eksi yan yana gelmez arkadaşlar. Eksi ile eksi çarpılır. Yani eksi eksi artı olduğu için 2 artı 2 eksi 6 4 eksi 6 eksik. Öncelikle bölme işlemini yapmak zorundasınız. Yani sen şöyle bir şey yapamazsın. Diyelim ki 2 artı 6 bölü 3. Hocam 2 ile 6'yı topladım. 8 bölü 3 yazdım. Yok öyle bir şey yok. Sen onu yapamazsın. Sen 6'yı 3'e böleceksin ya. Bu kadar basit yani. 2. 2 2 daha 4. Yani önce bölme işlemini yapmak zorundasınız arkadaşlar. Yani nerede ne yapacağınızı bilmek ve bu biri kim gerekiyor? Yani durduk eşe işte burada ben ne yapacağım? Kafam karışır. Şimdi 30'dan 6 çıkacak, bölecek miyim buradan çıkaracak mıyım, çarpacak mıyım derken işte sırayla adım adım gittiğinizde hepsi çıkıyor. 9. Buyurun. Örnek 9. Eksi 7. Eksi 8. Benim size bir tavsiyem. Nasıl başlarsanız öyle gider gerçekten planlı programlı olursanız devamı da o şekilde gider. Şimdi bir çalışıp bir çalışmazsanız olmaz. Bir derse katılıp bir derse katılmazsanız olmaz. Ne kadar zorlanırsan zorlan. Önemli değil. Çalışırsanız alışıyorsunuz. Ondan sonrası öyle gider arkadaşlar. Tamam. Mı? Nasıl başlarsanız öyle gider. Zorlandığınızda bırakmak basit çözümdür. Tamam mı? Basit yani insanlar yapar bunu. Zorlandım bırakayım hocam. Eğer mücadele etmeyeceksen o zaman niye buradasın? Mücadele edeceksiniz, kazanacaksınız. Başarılı insanlar mücadele eden insanlardır. Bir başarı istiyorsanız kesinlikle mücadelesini vermek zorundasınız. Pes edenler zaten kazanamazlar. Zaten bir şey başaramazlar yani pes edenler. Sıfırı bir şeye bölebilir miyiz? Sıfırı bir şeye bölebilir miyiz? Böleriz. Ne olur? Sıfırı bir şeye bölebilir miyiz? Ne olur? Ne olur? Sıfırı bir şeye böldüğümüzde ne çıkar? Sıfırı bir şeye bölemeyiz arkadaşlar. Sıfır sıfırdır ya. Sıfırı bir şeye bölemezsiniz ki. Sıfır sıfırdır yani. Bitti. Yani onu yazmanıza gerek yok. Şimdi. Eksi 300 bölü 50 eksi eksi 6 bölü eksi 3. Bak şimdi burada ne yapacağıma iyi bak. Şimdi bak burada dikkat etmeniz gereken 1 eksi 2 eksi 3 eksi. Bu 3 tane eksi de birbiriyle aslında çarpılıyor. Hocam bölme var. Ya bölme ile çarpma aynı şey zaten. Ya bölsen de çarpsan da eksilerin yapacakları işlemler aynı olacak. Dolayısıyla şöyle düşünebilirsin. Eksiyi eksiye bölerseniz eksiyi eksiyle çarpıyormuş gibi düşünün. Eksiyle eksi çarpılır artı olur. Eksiyle eksi bölünürse de artı olur. Yani dolayısıyla burası artı 2. Tamam. Ha şimdi 30'u 50'ye işte 350'ye böleceksiniz. Ya yani bu sıfırlar gider. 30'u 5'e böldünüz. 6. Şimdi ne oldu? Eksi 6. Eksi artı 2. Eksi 6. Eksi artı eksi. Eksi 2. Sonuç eksi 8. Peki. Her sol bölünce eksiyle ile artılar muhabbeti aynı. Çarpma gibi olmuyor. Ama eksi artı muhabbeti çarpma ile aynıdır arkadaşlar. Yani siz eksili bir sayıyı eksili bir sayıyla çarparsanız artı buluyorsanız eksili bir sayıyı eksili bir sayıya böldüğünüzde de artı bulursunuz. Yani burada komple çarpma ile bölme denk işlemler dediğimiz bu. Yani çarpmada bulduğun sonucun ifadesi neyse Bölmedi de aynı. E, eksi bölü ne? E, eksi bölü artı mı? E, eksi. Eksi bölü artı. Eksi. Artı bölü eksi. Eksi. Çarpmada da aynı şey var. Yani eksi ile artı çarparsak eksi olur muhabbeti. Aynı mantık arkadaşlar. Aynı. Komple aynı. Peki size bir soru. 200 bölü 0 kaç? 200 bölü Sıfır. Kaçtır? Söyleyin. 200 bölü sıfır. 200 bölü sıfır. 200 bölü sıfır. 200 bölü sıfır. ses Bir ifadeyi eksiye sıfıra bölemezsiniz sıfır yok ki. Olmayan bir şeyi nasıl böleceksin? 200'ü olmayan bir şeye bölemezsin. O zaman tanımsız olur. Olmayan bir şeyi sıfır olmayan bir şey çünkü olmayan bir şeyi 200'e böldüğünüzde yine olmayan bir şeydir. Ama tersi de öyle değildir arkadaşlar. Yani 200 bölü 0 tanımsızdır. Tanımı yoktur. İşte burada limit giriyor işin içine türevi integral limit dediği matematik konuları var ya işte o diyor o limit geliyor diyor ki bu tanımsız değil aslında diyor. Se i̇şte biz buna diyor L'Hospital kuralını uygularsak diyor bu bir limit olarak gider diyor. Sıfıra tanımlıyoruz biz bunu diyor. Eşin içine başka bir şey giriyor. Yani şimdi matematiğin bir sonu yok ki yani. Dolayısıyla matematik başka bir evren yani arkadaşlar. Senin burada tanımsız dediğini limite geldiğini limitini bulmaya başlıyorsun bu sefer. Yani tamam. Yani bu şu var aslında tanımsız ama limit koyarsan işin rengi değişir. Evet. 10. Buyurun. Ne buldunuz? Geldik. Soru 10. 13. Güzel. Çalışkanlar. Aferin size. Zehir gibi başladınız ya. İyi. Böyle devam ederseniz very very good. Peki. Şimdi bölme yapacağız. Yapalım. Direkt bölme yapalım hocam. Yapalım. Bak. Gördün. 200'ü 25'e böldüm. Ne çıktı? 8 çıktı. Tamam. 5'ten 10 çıktı. 5'ten 10. Bakın ben görüyor musunuz? Parantez. İşte bölme. Basit olan ifadeleri öncelikle yapmak istiyorum. Eksi 5. Şimdi 8 eksi 25 bölü eksi 5. Görüyor musun? 8 eksi 25 bölü eksi 5. Şimdi bakın görüyor musunuz? Hocam önce çıkarma değil. Önce bölme. Çarpma bölme öncelikli ifadelerdir. İşlem önceliği diye bir olay vardır. Dolayısıyla bölme gördüysen çarpma gördüysen önce bunları yapman lazım. Ama önce parantez varsa önce parantezi yapacaksın. Hocam işte bölme yaptık parantez sonra yaptık. Ya aslında tam öyle değil yani. Parantezi de yapsan sonra yine bölme yapacaksın yani. Hani çünkü bu işlem bu işlemi etkilemediği için bir şey olmuyor. Bir sıkıntı olmuyor yani. Ya parantez yapıyoruz arkadaşlar. Tamam bakın burada işlem önceliği diye bir olay var. Şöyle düşünün. Bak şu görüyor musun? Bak bak bak. bak. Eksi 25'i eksi 5'e bölüyorum. Eksiyi eksiye bölüyorum. 8 artı 5 çünkü eksi 25 eksi 25 eksi 5'e bölündüğünde artı 5 çıkar. 8 artı 5'ten 13 olur. Pek. Buyurun. 11. Kaçıncı 11? Evet. 20'den fazla oldu. Buyurun işleminin sonucu nedir? işleminin sonucu nedir? Yani bunu şöyle yapabilirsiniz. İşte hocam ben işte yukarıları çarpsam, sonra aşağıları çarpsam, sonra bölsem. Oho! oho. Sen ne uğraşıyorsun Direkt bölme işlemi yapsan olmaz mı yani? Direkt bölme işlemi yapsanız. Yani direkt sırayla bölseniz ya. Bunu buna böl direkt. Sonra bunu buna böl direkt. Sonra bunu buna böl direkt yani basit şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar tamam Yani matematik tatlı bir şey ama sırayla gitmek lazım. Bakın bunu buna böldünüz 7. Bunu buna böldünüz 8. Bunu buna böldünüz 5. Görüyor musun? 5. 7 kere 8 56. 56 çarpı 5. 200. 80. Yani çok büyük sayılar zaten ÖSYM'e vermez. Çok büyük sayılar vermiyor ki. Yani 175'i 25'e böldüğünüzde 7 olduğunu nereden biliyorsunuz? Şimdi ben bu işlemi 500 kere yapıyorum. Yani ben 175'e, 25'i, işte 27'yi, 32'yi, 42'yi, 45'i, 44'ü, 60'ı, 70'leri biz Bunları 500 kere kullanıyoruz. Yani ben neyi neyle çarptığını neyi bölüyorsun neyi buluyorsun ben zaten biliyorum yani. Mesela yani çok şey değil mesela 500'e kadar 1000'e kadar olan sayılar işte çarpımları vesaire. Çarptığınızda 1000 buluyorsunuz vesaire. Yani onu devamlı kullandığınız için zaten akılda kalıyor. Ama bilmeyen bir insan ne yapacak? Mecbur 175'e 25'e bölüyormuş gibi düşüneceksiniz. Böleceksiniz işte 175'e 25. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175. Ha tamam 7 defa var. Anladım yani sır mecbur yapacaksın yani başka yolun yok. Ee, şimdi bunlar basit. Mesela şurada eksiler, hani şey sıfırlar. Pardon. Şunların götürüyor. Bak şuradaki sıfırlar. Gidiyor zaten. 8 oluyor. Buradaki sıfırı göndersen onu 2'ye bölsen 5 oluyor zaten. Çapraz sadeleştirme vesaire var. Bunların hepsi var ya adım adım ileride hepsini zaten öğrenci görüyor görmek zorunda. 12 buyurun. 12. <laughs> Yarın dersimiz yok. Öbür gün dersimiz var tamam. Yarın dinlenme ve öbür günün ders notunu tekrar bu notu tekrar soru çözüyorsunuz. Tekrar ediyorsunuz. Bununla ilgili işte 7 adımda temel matematik kitabı var. Onu alın ona çalışın. Tekrarlarınızı yapın. Yarınki öbür günkü derse de hazırlıklı gelin. Böyle adım adım bir ayda bir şeyler başarmış olalım. Burayı topladığımızda ne oldu? 60 oldu. Bak buraya 60 bölü 10. 60 bölü 10 çarpı 7 eksi 3 1 kere 4 4 eksi 4. Tamam arkadaşlar bakın burası böyle. 60'ı 10'a böldünüz 6. 6 kere 7 42 eksi 3 eksi 4. işte 42'den 3'ü çıkardım 39. 39'dan 4'ü çıkardım 35 olur. Değil mi? 35 değil mi? 38 değil. Peki. 13. Buyurun. 13. Evet. Kaça kadar? 16'ya kadar var. Peki. Son sayfamız. Buyurun. 15 eksi 40 eksi 12 1 eksi 6. Şimdi karışık duruyor değil mi? Yani şimdi hani yeni başlayan birisi için bu ifadeler karmaşık ifadeler. Yani baktığı zaman işte yani çok işlem var. Yani başlangıçta öyle geliyor zaten yani karmaşık geliyor zor geliyor vesaire işte bakıyorsun ne yapacağını bilmiyorsun adım adım gitmen lazım yavaş yavaş sadeleştirmen lazım yavaş yavaş olur bak biz de adım adım gidiyoruz zaten yani biz birden hepsini çözmüyoruz bak görüyor musun eksi eksi artı yani buradan yapacağın şey 15 eksi çizgimizi çektik. Eksi 40 artı 12. 1 eksi eksi 6. Bu ikisi artı oldu. 1 artı 6. Şimdi geldik. 15 eksi eksi 40 artı 12 ne yaptı? Eksi 28. 1 artı 6 artı 7. Şimdi eksiyi artıya böleceksiniz. Eksi artıya böleceksiniz. Eksi 4. Eksi eksi 4. 2 eksi artı olur. 15 artı 4. Cevap 19. Yani iki tane eksiyi durduk yere yan yana koyamazsınız arkadaşlar. Yani bu böyle bir şey yok yani. yani tamam. Bunu yaptın mecbur çarpacaksın artı yapacaksın. Sen o artıyı yapmazsan olmaz. Ondan sonra yanlış bir şey bulursunuz. Peki. 14. Buyurun. Eksi. Eksi. Çarpı. Çarpı. Peki. Hmm. Hmm. Güzel. Peki. Şimdi 10-9. Bak şimdi şurayı yapabilirim istiyorsanız. Burası 1. Getirdim yazdım. Burası 1. Eksi eksi artı. Eksi eksi artı. Artı, artı 8. E, ee, 6 kere 2 12. Artı 12. Doğru mu? 14'ü 2'ye böldünüz. 7. Bölü 3 bölü 2. Şimdi burası 21. 21 bölü 7 bölü 3 bölü 2. Şimdi bu rasyonel sayılar konusunu biliyorsanız rasyonel sayılar konusuyla alakalı bir olay bu. E, rasyonel sayılara geldiğinizde buranın ne demek olduğunu bileceksiniz. Şimdi 21'i 7'ye bölebilirsiniz ama 3'ü 2'ye bölemezsiniz arkadaşlar. Yani bölünse daha basit bir şey bulursunuz. Şimdi birinci ifade bu. İkinci ifade bu. Rasyonel sayılara geldiğimizde göreceksin. Birinci ifade olduğu gibi kalıyor. Birinci ifade. Birinci ifade olduğu gibi kalıyor. 21 bölü 7 olduğu gibi kalıyor. İkinci ifade ters dönüyor ve çarpılıyor. İşte bölme ile çarpmanın eşliğini anlıyor size denkliklerini. Yani birini diğerine döndürmek için ters çeviriyorsunuz bölmeyi çarpma yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bunun niye böyle olduğunu bak görüyor musun? Hop. Ha ondan sonra isterseniz şöyle yapın. 21 çarpı 2 adım adım yani yukarısı kendi arasında aşağıyı kendi arasında çarpabilirsiniz. 21 2 ile çarptınız 42 3 kere 7, 21 42 21'e böldüğünüzde cevap 2 olur. Ha öğrenci çapraz e şey de yapabiliriz. Yani hocam işte ben bunu zaten buna bölsem Burası zaten 7 olur. 7 7'yi götürür. Zaten 2 kalır filan. Sadeleştirme mantığı olabilir. Yani hani sonuçta herkes onu e, hani kısa kısa sadeleştirmeyi zaman istiyor. Hani ben siz bilmiyorsunuz gibi düşünerekten anlatmaya çalışıyorum. Yoksa sadeleştirme var. Biliyoruz yani hani ama olur ki öğrenci onu bilmiyorsa yapacağı şey şu ikisini çarpmak, bu ikisini çarpmak, bölmek. Varsa iki bilmiyorsun. Evet madem temelden anlatıyoruz temelik neyse o 15 16 ikisi beraber Evet buyurun sizdeyiz Evet sözlerce Arkadaşlar yeni başlayacak arkadaşlar. Bu dersleri gerçekten sizin için yapıyorum. Yani hani size faydamız olsun. Özellikle matematiğe karşı bir antipatiniz var biliyorum. Onu gidermek için yapıyoruz. Yani bu matematik bu kadardan ibaret değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama başlangıcı bu. Adım adım basamak basamak gide gide. Yerinizde saymadığınız sürece nasıl gittiğinizin bir önemi yok. Bak yerinizde saymadığınız sürece, geriye gitmediğiniz sürece yani şimdi siz buradan buraya varmak istiyorsunuz. Kimisi var gitti. Kimisi var durdu. Olmuyor dedi. Vazgeçti. Aynen böyle. Kimisi var böyle. Gıdım gıdım, gıdım 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 gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Öbür adam normalde şöyle. Ama geldi burada durdu. O gıdım gıdım gelen onu geçti. Ya şimdi öyle bakın. Gıdım gıdım geliyor olabilirsiniz. Hedefiniz var bir hedefe gidiyorsunuz. Yani karınca misali buradan buraya geliyorsun ya sonuçta. Aa, yavaş yavaş gelebilirsin. Önemli değil ama önemli olan devamlı ileriye gitmek arkadaşlar devamlı ileri giderseniz bir anlamı olur. Olduğunuz yerde sayarsanız bir anlamı olmaz. Bölme yapabilirsiniz. Hocam işte bak bu büyük ifadeler. Evet doğru. Doğru. Şimdi her şey karşınıza çıkabilir yani. Sonuçta bu büyük ifade. 90'ı 5'e bölemiyorum hocam. Ben de bölemiyorum. Yani ne fark eder? Yani sonuçta 90'ı 5'e böleceksin. 9'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5. Ne oldu? 4. 4'te 5 yok. 40'ta 5, 8 defa var. Demek ki 18'miş. Yani demek ki burası eksi 18. Çarpı 3. E burası 32'yi 2'ye böleceğim. Zaten burası belli. Ne oldu? Eksi 16 oldu. Peki. Eksi 18'de 3'ü çarptığınızda ne çıkacak? Eksi 54 çıkacak. Yani buranın çarpımı eksi 54. Eksi artı eksi 16 artı eksi 16. Hani böyle düşünebilirsiniz. Yani böyle yazıyorum ki anlayın. Sonuçta bu da eksi olur. Artı ile eksi yani yan yana gelir ama çarpılır. Sonuçta bir ifade eksiye dönecek. Yani bu, bu şekilde yazabilirsiniz. Bir sıkıntı yok da en sonunda bunu teke indirmek zorundasın. Yani bu böyle iki tane olmaz. Bunu teke indireceksin. Dolayısıyla eksi 54 eksi 16 burayı yaptığınızda eksi 70 olur 70 kalsın olur kalmasın Tamam Evet son sorumuz 16 buyurun daha çok yani ders anlatacağız şimdi 9.30'da buçukta da biter 10.30'da buçukta da biter Tamam yani sonuçta biz bir konu anlatıyoruz. Bazen 9.30'da biter, bazen 10.30'da biter, bazen 11'de biter bizim derslerimiz. Derslerimizin belli bir şeyi yok zaten. Hani bitiş saatimiz zaten yok. 8-10 arası diyoruz. Bazen 10.30'da, bazen 9.30'da biter. Tamam mı? Buna çok takılmayın. Bazen çok daha çok işleyeceğiz. Başlangıç, Bismillah, birinci dersimiz. Az işledik, çok işledik değil. Güzel işledik. Siz çalışacaksınız, bol bol çalışacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Evet, eksi eksi artı. Bakın adım adım gidiyorum. 14 artı 6 bölü eksi 2 eksi 5 kere 6 30 bölü 1 eksi eksi 1 eksi eksi eksi, eksi artı 1 artı 4. ne oldu? Bak adım adım gittim. Yani ben şey işte şurası artıya döndü dedim. Artı yazdım. Buraya bir şey yazmadım. Bak olduğu gibi yazdım. Burası artıya döner dedim. Artı yazdım. 5 ile 6'yı çarptım. 30 yazdım mesela. Bak önce bir birinci sadeleştirmemi yaptım. Sonra 20. Bak hala eksi 2 yazıyorum. Eksi. 30. 1 ile 4'ü topladım. 5. Şimdi bak. Eksiyi eksi, artıyı eksiye bölersem. Eksi 10. Bakın eksi 10. 30'u 5'e böldüğümde 6 ama eksi 6 sonuç eksi 16. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar tamam bu kadar arkadaşlar adım adım gittiğinizde mutlaka çözersiniz illaki hata nerede yaptınız kontrol edeceksiniz evet tamam birinci dersimiz bitti aydımı durduruyorum